Herkese merhaba ve Gregblock'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Stoneblock bekliyordunuz biliyorum ama bunu yükledim çünkü e, bugün biraz daha şey yapacağım, kısa bir bölüm yapacağım ve bunun nedeni de ha, henüz hepsi olmamış bunun niyeyse, her neyse e, yarın sınavım var dolayısıyla bugün fazla kalamam fakat e, bir dahaki sınavlarım haftaya yani bir bugün kısa video atacağım. Onun dışında haftaya kadar kısa video atmama gerek olmayacak bir daha haftaya da iki gün aksaklık olacak. Yani e, o kadar büyük bir problem olmayacağına eminim. Ama ben sınavım varken hani sizin hoşunuza gitse de gitmese de biraz daha e, zaman ayırmam gerekiyor diğer yaptığım şeylere. Sınavlara, derse bakmaya yani. O yüzden o konuda size çok yardımcı olamayacağım ama her neyse. Evet bunu yeniden çalıştırmaya başladım. Ve yaklaşık 5 tek şey aldık, kömür aldık. Bunları da kullanacağız. Şimdi görevimizde bize e, slime ball veya sticky resin elde edebilirsin demiş. Fakat hani sticky resin denilen şey yine slime ball elde ediliyor ve hani e, burada rubber wood var diye gözüküyor. Fakat ben rubber'ı nereden elde edeceğimiz hakkında en ufak bir fikrim yok şu anda sıfır. Herhangi bir ağacını bulamıyorum direkt. Hani e, rubber tree yazınca bir şey çıkmıyor. E, sadece ağaç yazınca doğru düzgün bir şey göremiyorum alakası şeyler çıkıyor sublink yazınca bu sublinklerin herhangi biri rubber veren sublink değil. Anlam veremiyorum şu anda neyden alacağımızı. Yani galiba ben şimdilik direkt e, slime bollarla yapmaya çalışacağım. Fakat slime bollarla yapması da ayrı bir bizi uğraştıracak. Yani bilmiyorum çok <laughs> şey geliyor hani. Mantıksız geliyor. Direkt bulamadım. Hiçbir şey bulamadım. Hani sıfır. 4'ü falan mı sivden geçirince çıkıyor diyeceğim. Burada da rubber'ı belirten bir şey yok. Bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Hala hiç fikrim yok. En ufak bir fikrim yok. Yani e, şimdi onu öyle bırakacağız. Slime ball'la yapacağız artık. O, oh. Artık direkt slime mı doğuyor? Şey oluşmuyor mu burada slime blok? Yok. Hem slime blok oluşuyor hem slime doğuyor galiba. Ha. Daha iyi Ya da belki belli bir olasılıkla slime doğma olasılığı vardır Canı ne kadar fazlaymış bunların canı bu kadar oluyor muydu Her neyse ee, Böylelikle 10 tane slime bol Gerçi bir kere üretince 9 tane geliyormuş hep öyle miydi o Öyle değildi ya Öyle miydi eğer öyleyse çok iyi çünkü tamam Slime bollarla yapabiliriz o kadar sorun olmaz Şimdi bu slime bolları extractora koyuyoruz ve bu extractor Bu arkadaşların hepsini işlemden geçirecek ve bize şey yapacak raw rubber pulp yapacak. Daha sonra bu arkadaşı da e, normal rubber'a dönüştürüyoruz ve görevimiz bitiyor. Ve bu arkadaşlardan aldık. Şimdi e, sırada ne var? Sırada bunu sıvıya dönüştürmek var. Peki bu arkadaşı sıvıya nasıl dönüştüreceğiz? Eğer rubber'ı buraya atarsak karbondas ve hidrojen oluyormuş. Ama eğer chemical reaktörü atarsak bu bize sıvı rubber veriyor sonunda. Şimdi bilmeniz gereken başka bir şey. Ee, buradaki bizim yaptığımız bütün bu aletler etrafına e, sıvı ve eşyaları otomatik olarak verebiliyor olmaları lazım. Eğer kendimize bir wrench yaparsak o wrench kullanarak direkt e, neyin ne tarafa gideceğini bir bakıma seçebiliyoruz. Çok fazla olmasa da demirlerim buradaymış ayrıca. Yani şu rençimizi alırsak, bildiğim kadarıyla bunların çıkışlarını seçebiliyoruz. Şimdi genelde iki tane çıkışlar oluyor bu arkadaşların. İki farklı çıkışın nasıl olduğunu bilmiyorum nasıl ayarlandığını. Eğer eğilip sağlıklarsam eşyayı alacağım büyük ihtimalle. Yo. Hmm. Eğilip sağ tıklarsam aleti çeviriyoruz zaten, tamam. Eşya veren dışarı ve de sıvı veren bir şey var. Ha. Buradan ayarlıyoruz. Birden fazla çıkış yapabiliyor muyuz peki bir alete? Mesela şu ikisini de açarsam ve de şöyle yaparsam. Hayır. Tamam. Yani buradan sıvıyı çekebiliriz demek istiyorum sadece. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşın içine bunları attık. Ee, bunlar dışında bize bir de ne gerekecek? Sülfür gerekecek. Sülfür elde etmemizin bir sürü farklı yolu var. Ee, biz kolay bir yolunu bulacağız. Ben hemen şuradan bir tane daha slime alayım. Bu defa slime olmadı. Ve burada şu arkadaşlar yapılmaya devam etsin. Çünkü bu çok yavaş çalışıyor. Şimdiden biriktirebildiğimiz kadar biriktirelim. Şimdi sülfüre gelirsek. Sülfür dediğimiz aleti nereden toplayabiliriz? Bakalım. Anlaşılan bir tane elde etme yolumuz var. Diğer her türlü akma gelen yönteme baktım ve hiçbir şey bulamadım. O da nether Rock yaparak. Şimdi nether Rock yapmamız bizim çok rahat veya kolay değil maalesef. Ee, yani evet. Bolca şeye ihtiyacımız var her şeyden çok. Lava ki lavımız da yok fazla. Yani şimdi aslında bir tane daha crucible yapıp orada nether Rock oluşturmaya başlayabiliriz. Bizim bayağı bir yararımız olur açıkçası. Bunlar zaten kaydedilmiyor. Önemli değil. Bir tane daha sandık yapacağım. Güzel. Sonra seni de alalım. Buraya. Hı. Tamam. Hopper yaptım. Bir tane daha ve bir tane daha da crucible yaptım. Yani ee, direkt bir tane daha crucible yapmadan da bir çözüm bulabilirdik galiba ama... Ee. Şöyle bizim için en rahatı bu olur. Buradan böyle onlarca kova lava alamam ama bir kovacık almamdan da hiçbir şey olmaz. Aynı şekilde. Bu da artık bundan sonra buralarda bir yerde yapmaya başlasın. Ama yanmayacak bir yerde olması lazım bu arkadaşın. Yani şimdilik direkt şurası olur işte. Değil mi? Şurayı aydınlatalım. Buraya love. Buraya crucible. Ve üstüne hopper'ımız. Hmm. Aslında e, şöyle direkt tepeden olsun daha iyi olur. Birazcık daha kendimize hemen taş alacağız. Ve burada artık yavaş yavaş lav oluşur bizim e, nether rock'larımız için. Nether rock üretimini otomatikleştirebiliriz aslında. Hatta onu yapalım. Evet, işimizi halletmek üzereyiz şu anda. İki tane daha fazladan şey yaptım, bucket yaptım çünkü o tarafa da bir tane cobblestone generator gerekecek. Buradan hemen bir kova daha lava dünç alacağım ve de su. Neredesiniz? Su kaynağımız var. Sadece şurada mı Şu an burada. Çok kötü bunu. Değiştirelim bir yere. Kaldırıp mantıklı bir yere. Ee... Ve de bam. Bu bana bunu verdi. Kovalarımızı harcamıyormuş. Ben harcıyor diye hatırlıyordum. Ondan iki tane daha kova yaptım. Neyse. Artık dört tane kovamız var anlaşılan. Ee, onlar ayrıca bir stack bronz yaptım. Çünkü e, ilerleyen bölümlerde tabii ki bu bölüm kuramam ama şu arkadaşı kuracağız çünkü. Large bronz boyları. O yüzden yaptım. Tamam. Orası öyle. Şimdi. E... ha bir de bana şey lazım. Şuradaki arkadaşlardan porselen faucet. Faucet 3 tane porselen brick istiyor. O da böyle yapılıyor. Anlaşıldı. Yani 3 tane daha clay. Bu da biraz daha clay lazım demek oluyor. Bir kere de istediğimiz kadar çıksa şunlardan. Ve de 3 tane daha bomb meal. Sonra bunları kalıptan geçiriyorum. Ve sonra ısıtıyorum. Aynen. Bir stek bronz yaptım. Daha da fazlasını yapabilirim ama şimdilik yapmayacağım. Gerek olursa yaparım artık. Bronz da buraya bıraktım. Çantamız diğer kaplamasın diye. Bakacağız. Bu arkadaş çalışıyor mu? Hayır. Hemen sana demir atalım. Biz de şuradaki demirleri alalım o zaman artık. Hı. Ve de üç. Şöyle yapacağım. Hemen buraya stone barrel'ımı koyacağım. Ben stone barrel yapmamış mıyım? Yapmamışım galiba. Neyse yaparız hemen. Bap 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 Ve de barrel Stone barrel Slab'imiz yok Stone barrel Tam onlar orada kalsın sonra alırım her neyse Şu arkadaşı kırıp hemen şuraya yerleştirelim Daha sonra buraya bir tane porcelain faucet Bunu kırıyoruz buraya koyuyoruz Buraya bir adet Bundan sonra buraya timer. I, bir tane daha hopper gerekecek ama bana. Ve senin süreni... Nasıl değiştiriyorduk ya? Heh. Kaç saniyede doluyor ki? 10 mu? 10 saniye diyelim şimdilik. Hemen bir adet daha şey yapacağız. Hopper yani... 5 tane daha plate... Ve bir tane daha sandık. Tamamdır. Tıt Oldu. Şimdi buraya hemen iki adet hopper bağlıyoruz. Birisi böyle duracak. Hatta dur, şöyle dursun. Birisi böyle duracak, diğeri ise bir adet daha sandık yapacağız, diğer tarafa bakacak. Hmm. Şöyle yapalım. Onu yapabilir miyim ki? Şöyle yapsam? Ee, şöyle bir şey koysak? Bir dakika, onun üstü kapalı mı? Kapalı değil. Ah, tamam. <laughs> Bir şey falan olur şimdi. <laughs> İyi, yağmurdan nefret ediyorum. Tamam, bunlar istediği yönde dönebiliyor biliyorsunuz hopurlar. Şimdi şöyle olacak, biz buraya redstone vereceğiz. Ve de buraya netherrack gelecek. Bu bunu dolduracak. 10 saniye gayet ideal olmuş. Bu da buradan Redstone kullanıp buraya veriyor. Yani artık netherrack üretiyoruz kendimiz fazla uğraşmadan. Gayet iyi bence. Ha? Daha böyle küçük rahat bir sistem yapabileceğimi düşünmüyorum açıkçası bundan daha iyi. Her neyse bu bölümün sonu da bu küçük sistem olacak ne yazık ki. Bu bölümü burada bitirmem şart. Dediğim gibi e, bugünlük böyle oldu. Fakat haftaya kadar sorun yok. Haftaya iki tane daha sınav var. Ondan sonra finallere kadar hiçbir şey yok. Yani toplamda 3 gün bugünkü olduğu gibi açı çekeceksiniz. Çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bugün o 3 günün birisiydi. Bakın biri geçti bile. <laughs> evet o zaman e, sonradan görüşürüz. Bugün bana katıldığınız için teşekkürler. Ee, Her videolara beğenmenin, yorum yapmanın, paylaşmanın bana gerçekten yararlı oluyor. Onun için de diyeceğim şey yok. Kendinize iyi bakın. bay bay